Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Nisan 2023. Ben Tuna. Yeni bir content akşamından merhabalar diliyorum. Güzel bir contentimiz var. Yine pakete doyacağınız, yani belki bu videoda olmasa bile kendiniz yaptığınızda pakete doyacağınız bir günle başladık diyebilirim. Daha fazla bekletmek istemiyorum sizi. Ben de merak ediyorum. Hiç bakmadım. Bir de bu bronz paket açma, SPC'leri daha ucuza yapma konusunda birkaç bir şey söyleyeceğim bilmeyenler için, ama önce günlük kontente bakacağız. Hemen videoyu like atıp abone olursanız bekliyorum. Bakıyorum şu an. Oldunuz galiba. Hemen videoya geç. Artık böyle. Artık böyle abone olun dememiz gerekiyor. Yani demezsek kimse abone olmuyor. Yeni bir Team of the Week'imiz hayırlı olsun. 24. Team of the Week en değerli oyuncusu hemen şöyle kim diye sizlere yorumlardan soruyorum ve cevabı da kendi kendime veriyorum. Herhalde kaleci Donnarumma'dır diye düşünüyorum. 90'lık Donnarumma galiba sif kartı olsa gerek. Bir tane informu var idi. Onun dışında Grealish görüyoruz şurada. Bu kartı oynamaz ama Grealish'e bu sezon, bu sene çok iyi kartlar gelir diye düşünüyorum. Milinkovic, Savic de aynı şekilde. Onu da oyunda daha iyi kartlarla görmeye alıştık ama bu sene henüz piyasaya çıkmadı. Başka Delicht var. Şurada sağ kanatta bir Olise var. Çok hızlı, bitiriciliği düşük, klasik bir kanat oyuncusu. Sağ orta, sağ kanat, MO falan oynuyor. 4-3 olduğu için çok tercih edilmez. Yani hafta sonu ödüllerinden sadece Donnarumma çekmeye çalışacağız. Diğer oyuncular da ratinginden dolayı SPC'de oynamak için çekilebilir. İlk 11'de walkout olmayan bir Team of the Week yok. Dikkatimi bu çekti. 1.87'de yedeklerde var. Hatta bir tane daha var. Geri kalan 83 ve 81'leri sen ve ben sürekli çekeceğiz. Buradaki 89'lar, ne bileyim 90 ratingleri falan çekemeyeceğiz. Buradaki Smal'ı çekeceğiz. Ne bileyim Trincao'yu çekeceğiz. Billing'i çekeceğiz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. O 90'lar falan bize gelmez. Öncelikle onu söyleyelim. Kadro kurma görevlerine şöyle bir gelelim. Canlı sekmesine inelim. 82 oyuncu seçimimiz gelmişti zaten. Gümüş eritmemiz günde 7 tane geliyor biliyorsunuz. Bundan bahsedeceğiz. Kupa zanaatını 100 kere tamamlamak durumundayız. Onun dışında 83-15 yükseltmesi. Wow. Güzel. 15 tane 83 ve üzeri oyuncu verecek bize. Ne istiyor bizden? 85 ve 83 kadro istiyor. 2 tane 84 ratingli oyuncu istiyor. Bu durumda 84'ler ve 85'ler pahalanabilir. Şu anda bile siz bu videoyu izlerken kulübünüzdeki gidip 84-85'leri satabilirsiniz. Bakalım elimizde var mı bizim? Ya varsa YouTube'a özel bir hemen content videosu. İçerisinde paket. İyi varmış o zaman. YouTube'a bu paketi yapıyorum ben. YouTube videoyu izliyor, beğeniyor, like atıyor, kalp atıyor. Biz de ona paketi yapıyoruz değil mi YouTube? Teşekkür ederim. Şöyle 84'lerden de oluşan koysam ama çok fazla koymasam nasıl olur? Olmuş gayet. Biraz da 83 koyalım. Hemen şunu bastım. 83'leri aldım. Umarım elinizdeki 83'leri falan çok fazla harcamamışsınızdır. Çünkü 83'ler de 84'ler gibi artmaya meyilli. 5 mi çıkaracağız? Oo, bayağı çıkarıyoruz. Güzel. Güzel. Bir de hakimi gördüm şurada. Onu da çıkaralım. Bir 5 daha düşürür müyüz? Düşüremedik. Bir 4'ü 3'e düşürebilir miyiz? Düşüremedik. O zaman ne yaptık? Bir 87 verdik. Bir 86 verdik. 85, 84, 83 vererek bunu bitirdik. Hadi bakalım. 83-15 iyidir. Belki ikon mikon atar, bir şeyler atar. O yüzden mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ne vermiş sonunda? Bakalım Frimpong. Okey, bunlar zaten yükseltmelere gidecek. Gelelim bir diğer görevine. 83'tü değil mi? 83'e. 2 tane 84 istiyor bizden. Şöyle yapacağız. Normalde 9 tane 83, 2 tane 82 ile bitiyor ama 84 koyduğumuz için buraya daha fazla 82 koyabiliriz. Yani çok da 82 yokmuş elimde. Hatta 81 ile bile çözebilirim diye düşünüyorum. Şöyle 4 tane koysam, geri kalanını 83 koysam acaba nasıl olur? Şöyle, 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 şöyle bir tane daha, şöyle bir tane daha. Yani eğer oyuncunuz yoksa çok fazla elinizde şey de yapabilirsiniz. Anda böyle oldu. Birazdan bahsedeceğim 81 artıyla veya günlük yükseltmelerle de bunu yapabilirsiniz. Şöyle 82 1'e düşüyor mu? Düşüyor. 3 2'ye düşüyor mu? Düşüyor. Düşebiliyorken düşürelim bunları çünkü her ratingin önemi yüksek bu zamanlarda. Mesela şöyle 80'likler falan koyabilir miyiz biraz abartıp? Olmayabilir ama. Yok, olmadı. 1.80'e düşüyor mu? O da düşmüyor. Tam koymuşuz. 2 tane 84'ümüzü verdik. Gönderdik. Eyvah eyvah eyvah. Bu tekrarlanabiliyor mu bu SPC ya? Vallahi tekrarlanabiliyor. Bir kere daha yapabiliyorum. 2 kere yapabiliyoruz. Okey, 2 kere yapılır. O zaman birini YouTube'a, diğerini de Twitch'e özel yapalım. Bu videodan sonra da Twitch yayınımıza geçeriz diye düşünüyorum. Elektrum oyuncu paketi. Ben bayağı bir karanlık kalmışım kamerada. Onu biraz... Hocam biraz ışık alabilir miyim? Teşekkürler. Böyle daha iyi oldu. Bu arada kameranın altında Kapita stoper için yapılır diyor. Çok soru geliyor Kapita ile alakalı. Yapılır mı? Nerede oynatılır falan diye. O yüzden kameranın altına Kapita stoper için yapılır yazmışım. Let's go gelsin 83-15 ikon. Sonunda ikon. İtalyan ikon. OF bir şey ol. En iyisi ol. Ya hayır ya. Bu değil aga. Diğeri ya. Ah be abi. Ya bu 20-30k bir şey. Bunun 90-100-200'lüğü var bunun. Ondan verseydin ya. Ulan ne güzel olacaktı ya. Ah be ah be. Arkasında ne var? Öf 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 öf. O neymiş ya? Uribe, Turan, Bongongo, Mertens, Müller. Güzel. Fena değil. Hiç fena değil hem de. Diğerinde yapacak kadar oyuncu çıktı bile. 2 tane inform, bir tane 88. Ya bu değil de diğeri çok güzeldi ya. Ah bedel Piero, yıktın beni ya. Vallahi yıktın beni şu an. Bunlar da satılamaz zaten hepsi. Tamam, bunları da bu SPC'nin ikinci kez tekrarlanabilirine basalım. Sizler de yazın yoruma neler çıkardınız. Bu güzel SPC'ymiş. Bana bile ikon verdiğine göre size kesin güzel bir şey verir. Onu söyleyeyim. Onun dışında başka bir şey gelmedi. Silver görevi görüyorum yan ekranımda. Hemen bir ona bakayım. Gümüş yıldızlar, Gumdrumson. Yani gümüş kadro hayranlığınız yoksa yapmazsınız. İlk sahibi şöleni devam ediyor zaten. Bir de gümüş canavarlar görevi gelmiş. 75 artı 75 artı 75 artı veriyor. Sonunda da nadir mega veriyor. Gümüş kadronuz varsa bunu da oynayabilirsiniz diyorum. Gelelim şu kadro kurma görevlerinde bronz paketi nasıl döndüreceğimizle alakalı sorularınızın yanıtına. Şimdi arkadaşlar, gümüş eritme yükseltmesi günde 7 kere yapabiliyorsunuz bunu. Mutlaka yapın. Nasıl mı yapacaksınız? 11 bronz buraya, 11 gümüş buraya verdikten sonra grup ödülü olarak da 11 altın oyuncu veriyor size. Bir tanesi nadir, 10 tanesi normal. Buradan gelen 11 oyuncuyu aynı şekilde kupa zanaatine veriyorsunuz. Ve bunu 100 kere tamamlıyorsunuz. Yani 100 kere yapacaksınız bunu. Ki 100 kere yaptıktan sonra, bilmeyenler için tek tek göstereceğim ben burada. Bilenler de pekiştirmiş olsun. Bunu yaptığınızda agalar, burada kupa zanaatı bölümünde her 10'da bir ödül alıyorsunuz. Bakın ben 60 kere 6 keresini yapmışım. 60 tane yapmışım. Burada bana 84 Shevchenko, ne bileyim Hernández, böyle kullanmayacağım, SBC'ye basacağım oyuncular vermiş. Şu an 67, 3 tane daha yaptıktan sonra Balak, sonra 13 tane sonra işte 2.84, 23 tane sonra Barnes, 33 tane sonra zaten bitiyor. Bittikten sonra 5.84 ve 7 tane 84 artı oyuncu paketi açacağım. Yani 11 tane 84 ve üzeri oyuncu verecek bana. Bu da demek oluyor ki iyi bir SBC'yi bedavaya bitireceğim anlamına geliyor. O iyi SBC'den kastım da işte Kapita olur. Ne bileyim Pires olur gibi gibi. Normal şartlar altında elinizde hiç oyuncu yoksa 100-200-300k hiç fark etmez, ne kadarınız varsa bolca gümüş paket açıyorsunuz. Gümüş eritmeyi bitiriyorsunuz önce. Açtığınız o gümüş pardon bronz paket açıyorsunuz. Açtığınız bronzlarla bunun gümüşünü bitiriyorsunuz. O bronzları da şimdi gümüş lazım ya. O bronzları da burada premium bronz yükseltmesine basıyorsunuz. Buradan aldığınız gümüşleri yine gümüş eritmedeki gümüş kadrosuna veriyorsunuz ve bunu bu şekilde 7 kere tekrarlıyorsunuz. Sonra bu bitiyor ama kupa zanaatı yükseltmesi devam ediyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yine bronz açmaya devam ediyorsunuz. Açtığınız bronzları Gümüşe yükseltiyorsunuz yine burada. Sonra o gümüşleri yine burada basıyorsunuz. Altına yükseltiyorsunuz. 5 tane altın veriyor. Zaten bu SPC 10 tane normal altın, bir tane de rare altın veriyor. Yani bunu premium gümüş yükseltmesini 2 kere yapıyorsunuz. Bir tane pazardan rare alıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya basıyorsunuz. Buradan 80 artı 2 tane oyuncu alıyorsunuz. Bu şekilde dönüyorsunuz. Yani elinizdeki bronzları aldınız. 11 tanesini buraya bastınız. 4 tane gümüş verdi. Bir daha yaptınız. Bir daha yaptınız. 3 kere bunu yaptınız. Sizin elinizde 12 tane gümüş oldu. O gümüşleri aldınız. 10 tanesini, 11 tanesini buraya bastınız. Buradan 5 normal aldınız. Bunu bir kere daha yaptınız. Bir 5 normal altın daha aldınız. Geldiniz kupa zanaatine. Aldığınız o normal altınlarla beraber bir tane rare'ı yanına ekleyerek yaptınız. Bunu 100 kere yaptığınızda az önce bahsettiğim ödülleri aldınız. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Anlamadığınız bir kısım varsa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ben bu şekilde bu anlattığım sistemi tamamlayarak, yaparak Pires'i neredeyse yarıladık. Carlos Alberto'ya bugün başlıyoruz. Elimde de bir sürü 20-30 tane de paketim var. Gümüşlere kadar geldim. Onları da şimdi yayında altına yükselteceğim. Altına yükselttikten sonra da yine kupa zanaatine basacağım. Oradan da gelenlerle de Carlos Alberto öncelikli olmak üzere diğer SPC'leri de bitireceğim. Dilerseniz Carlos Alberto yapmam derseniz 81 artıyı grindlayabilirsiniz. Oradan da güzel oyuncular gelebiliyor diyorum. Ve teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz like, abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar, yani yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.